Bir çarşamba günü yine Kırgızistan'dan kucak dostu selamlarla başlıyoruz videoya. Evet, şöyle bir tabloya bakıyoruz, ortaya karışık. Yıl sonu rallisi beklenirken yıl sonu düşüşü mü geliyor? Genellikle şöyle yıl sonu rallisi 24-25'ine kadar gelmesi lazımdı ki yani 18 binlerde de kar satışı yapmanızı söylemiştik. Neyse, olan oldu. Şöyle bir tabloya bakıyoruz. Elimizdeki coinlerden GTO güzel yükseliyor. Dün de söyledim. Tekrardan bir alım yaptığımı, hala oradan bir kardayız. Tabii bir de videonun ilerisinde bu piyasada parayı nasıl bizler 3'e, 4'e, 5'e, 8'e katladık? Nasıl herkes ağlarken, piyasalar kan kırmızıyken bizlerin Telegram grubunun keyfinin nasıl yerinde olduğunu, piyasalardan nasıl para tokatlayacağınızı, nasıl kaybetmeyeceğinizi anlatacağız. Videonun ilk altcoin analizinde gelsin, oraya dikkat edin diyeceklerim. Bunlar herhalde ilk yorumlarda da Argo vardı. Argo Coin çerçevesinde o stratejiyi de anlatırız. Evet, yeni yıla nasıl gireceğiz? Yeni yıla hüzünlü bir şekilde girecekmişiz gibi. Neyse ne, hangi coinlerde fırsatlar, onlar da değineceğiz ama ondan önce şöyle bir kanalımıza üye olarak bizleri desteklemeyi unutmayın. Yorumlar kısmına incelememizi istediğiniz coinler ya da sorularınız varsa yazın. Hepsini tek cevaplamaya çalışacağız. Şimdi şöyle bir, o zaman neyle başlayalım? Dolar endeksi. Dolar endeksinde son durum ne? Dolar endeksi özellikle 103 bandı, yani 103.8 bandı aşağısı kapanışlarda altcoin'ler, Bitcoin, altın ve diğer riskli varlıklar daha sert hareket edecektir. Bizler için şuranın bir kırılması lazım. Üste nerelerden tepki yiyebiliriz? Bir aşağı yukarı 104.6, 2 105, yani 105 bandı bizim için önemli. Şu iki arada bile gidip gelse özellikle Bitcoin bu arada bir yolunu bulmaya çalışır. Altında ilginç bir tablo var. Evet, altın buranın üzerinde ısrarlı, yani 1800 bandı üzerinde ısrarlı bir şekilde tutunuşu var. İkili dipten güzel bir güç buldu. Buralarda zaten oyuna girdik. Şöyle söyleyeyim, çok ilginç bir tablo. İlk sinyaller ara sayıdan gelir. Uyumsuzluk var mı? Var. Ama özellikle şu uyumsuzluğu kırıp yukarı yönlü bir hareket yaparsa sert hareket eden bir altın görebiliriz. İlk hedefi daha önce de söylediğimiz gibi 1800 bantları. Bakalım şu uyumsuzluğu giderecek bir trend kırılımı gerçekleşecek mi? Arasay özellikle 60 bandı üzeri bir kapanış yaparsa Bitcoin demişim altına dikkat edin diyeceklerim bunlar. Haydi gelin Bitcoin'e geçelim. Madem Bitcoin dedik, Bitcoin'de son durum ne? Ribbon'u bir kapatalım şu. Evet, arasay yataydı. Sinyal vermiyor. Yalnız şu bandın üzerinde durması lazım. Yani 1600 bandını kaybetmememiz gerekiyor. Üzerimizde 1702 bandı var. Zaten şu süreçte kar satışı yapmanızı, yani çiziklerimi ben kolay kolay silmediğimi biliyorsunuz. Şurada bir uyumsuzluk ve bu bizi 18.000 bandlarına götüreceğini, 18 bandlarda da kar satışları yapmanıza yıl sonu rallisi gelirse eğer 18.000'in alınması gerekiyor ama 18.000 de güçlü bir range olduğunu daha önce söyledik. Peki yıl sonu rallisi yılbaşından sonra mı gelecek? Olabilir mi? Olabilir. Genellikle geçen seneki tabloya birebir benziyor. Ne oldu? Yılbaşı rallisi herkes beklerken hiç kimse umduğunu bulamadı. Sonra şöyle söyleyeyim, ocağın ortasından itibaren bir kıpırdama dönemi başlamıştı. Bakalım artık ocağa mı bakacağız yoksa yılbaşı günü herkesi şöyle bir terste mi bırakacak? Herkesin aklındaki soru bu. Yani Bitcoin'in yaptığı bir şey yok, diyecek bir şey yok. Diyeceklerimiz bunlar. Bir de Bitcoin demişken şöyle bir gökkuşağı stratejisine bir bakalım. Evet, intikal etmiş. Yani şurada da bir intikalimiz vardı. Bir sonraki intikal gerçekleşirse, ki benim 3-4 aydır dediğim olay neydi? 16.500 bir beklentim, 16.000 beklentimiz var demiştik. O özellikle FTX olayıyla gelmesi ilginç bir veri.
Bakalım şu mavi alanı tekrardan atacak mıyız? O mavi alanı atarsak yön yine yukarı olur. Herkes 2024 yılında bir boğa söylemine diline dolamış. Eğer herkes 2024'te bekliyorsa o zaman ne yapacağız? Yani bu çerçevede, bu zamanlarda ufak ufak oyuna dahil olma zamanı. Yani pencereden baktığınız yeter. Yavaş yavaş oyuna dahil olun. Buraların altı gelebilir mi? Gelebilir. Ama uzun dönemli ekimle konumdayız. Diyeceklerimiz bunlar. Şimdi geçtik yorumlar kısmına. Yorumlar şöyle geçelim. Hocam emeğinize sağlık. Argo. Argo'ya bir bakalım. Argo elimde duruyor Korkut Bey. Evet, Mustafa Hocam demiş ki çekilişler yok mu? Evet, yılbaşı yani en son 2 hafta önce bir çekiliş yaptık. Ondan sonra zaten hastalandım ve yılbaşı sonrası çekilişler devam edeceğini söyledik Mustafa Hocam. VİT'te son durum ne demiş Mehmet Bey? Bir bakalım Mehmet Hocam. Emeğinize sağlık. Sedat Hocam da bizlerden, bizim Telegram grubunun üyelerinden birisi. TVT'ye bakar mısın? Bu arada Sedat Hoca, Vabi'yi ne yaptın? Vabi yine bir 800-900 bandına doğru çıkmıştı. Orada okutabildiniz mi? Onu bir sorayım hazır yorumu görmüşken. Evet, Mehmet Bey de PHP Prosesi, Aspi, SNM, FTX ne olsun? O VIP, ARK, başka yok mu hocam? Zaten bunlara baksak video biter. Neyse, şu HFT'ye bir bakalım. Bakın HFT'ye bir türlü girmedik. Gireceğiz. Bugün bir de ne aldık? APT Aptos aldım arkadaşlar. Onu Telegram grubundan belirttim. 3.1 mi 3.2 bandından uzun vadeli bir alım yaptım. Yani onu elimde tutacağım. Nasıl KD'yi topluyorsam Aptos'u da toplamaya başladık. Evet, lever'a geçen baktık herhalde. Neyse, şöyle bir neyle başlayalım? Argo'yla başlayalım ve Argo'ya başlarken de sizlere şöyle bir taktik göstereceğiz. Bu oyunda nasıl paranızı 2'ye 3'e katlayacağınızı söyleyeceğiz arkadaşlar. Neyse, şimdi bir Argo'ya bir bakalım. Argo'yu inceledikten sonra da bu oyunda en püf noktayı sizlere iletelim. Evet, Argo buz partisinden bir bakalım. Şimdi tamam. Evet, bir rites hareketi yapmış. Yani Argo'yu daha önce de söylüyorum arkadaşlar. Argo iğnelenme yapmayı seven bir coin. Buralardan bir şans verilir. Açık ve net. Amasız mamasız. Neden bir şans verilir? Şimdi onu söyleyeyim. Bir önceki dip. Ve ikinci bir dibi. Hadi şu iğneyi alalım. Normalde iğnelerden yola çıkılmaz ama neyse. Şuralarda 1, 2 ve 3. bir dip yapacak. Yani burada bir şans verilir. Aşağı yukarı kaç bandı? Şu range mi? Neresi? Evet. 11 bandı. 11.68. Şuraya da bir range'imizi çizelim. Evet. Tutuyor. Yani aşağı yukarı range'imiz burası. Buralarda da bir kar satışı yapılabilir mi? Yani çok fazla denemiş bu range'i. Bir türlü kıramamış. Üzerinde bir kalıcılık yapamamış. Ama aması var. Uyumsuzluk var. Büyük bir uyumsuzluk var. Yani şuradan şöyle bir baktığımızda yükselen dipler yapmış ama yükselen bir tepe yapması lazım. Eğer buradan güzel bir güç bulup yukarı yönlü sert hareket ederse evet, güzel bir kar bırakabilir mi? Bırakabilir. Şurayı çok güzel nokta atışı bir test. Ondan sonra aşağı salmış Argo. Başka ne diyebiliriz? Başka bir şey diyemeyiz. Bir formasyon var mı? Yok. Bir tablo görüyor musunuz? Yok. Ama olur da şurayı bir alırsa bir W çize. Bu W'nin hedefi de aşağı yukarı 15 bandı. 15 bandında şöyle bir nereden alalım? Aşağı yukarı şurası mı oluyor? Evet, yani aşağı yukarısı burası. Buralarda kar satışı %60'a yakın bir kar oranı veriyor zaten. Bu bana yeter. Yani burada oyuna girelim. Belki bir kısmını burada ama büyük çoğunluğunu şurada ana paramı kurtarırım diye düşünüyorum. Şimdi herkesin nasıl bu piyasadan para kaldıracağını söyleyelim ya da en çok yapılan hatalardan bahsedelim mi? 1. Bizim yaptığımız strateji ne? Şimdi açık ve net. Şöyle bir coin olsun.
milleti şu süreçte çıldırttı. Ya da ne yaptı? Büyük bir düşüş yaptı, büyük bir düşüş yaptı. Sonra milleti yataya bağlayarak çıldırttı. Burada millet artık diğer fırsatları kaçırdım diye satıp diğer yükselen coinlere zıplıyorsa bu bizim için güzel bir al fırsatıdır. Burada milleti çıldırttığını görürüz. Buradan gireriz. Tabii tek yönünü bakacaksın. Tek yönünü bakarsan oyunu kaybedersin. Altına da stop koyarsın. %5, %10, %20. Yani yatırdığınız paraya göre zarar riski de ona göre değişir. Ondan sonra ne yaparız? Buraya mı geldi? İki katım. Ana parayı çekeriz. Ana parayı çekeriz. Bu coin tekrardan çıkarsa yine kar satış. Kar satışı yapa yapa elimizdeki A coin'ini bitiririz. Buradan aldığımız karları da yine böyle herkesin illallah ettiği, zorlandığı ya da yeni bir coin çıkmıştır. Arzına tökten ekonomisi. Yani SNM'yi %3500 yapmışlar ya. Biz orada SNM derken bu nedenle diyorduk. Token ekonomisine baktık. Bu fiyatlar çok çok ucuz dedik. Yeni bir coin çıkmıştır. Şöyle yükselmiştir, düşmüştür. Bir yataya bağlamıştır aşağı yukarı. Artık hacim ve ara sayıda da şöyle bir dip yapmıştır. 20 bandına doğru. O zaman gir fırsatı yap. Yani şuradan da karlarımızı buraya yatırıyoruz. Tabii bu dediğimiz shitcoin. Shitcoin'ler için. Shitcoin'lerde uzun vadeli olunmaz. Bu bir. Asıl oyunun stratejisi ise nedir biliyor musun? Şimdi şunları sileyim. Milyoner olma uykusuna takılanlar, kananlar, milyonerlik uykusuna dalanlar bu oyunda en çok kaybedenlerdir. Diyelim ki buradan bir coin'imize Ahmet girdi. Ahmet girdi. Burada parasını ikiye katladı. Biz diyoruz ki Ahmet'e, Ahmet bak iki katında ana parayı çekeceksin. Ana parayı çekeceksin. Masadan riski kaldıracaksın. Bir günde iki katı yapınca Ahmet diyor ki ya ne satması hoca, ben bu işi çözdüm. Hatta uzman olarak kendini görmeye başlıyor. Ve buradaki yükselişten itibaren bir yükseliş daha yaptı mı milyonerlik uykusuna dalıyor ve diyor ki ya diyor ben bir günde parayı ikiye katladıysam bir ayda milyonerim, bir ayda milyonerim. Altıma sıfır araba, yeni bir ev. Gençse işte kızları hava atmak için belki daha farklı spor model arabalarına bakabilir, motosikletlere bakabilir, yatlara bakabilir. Ama milyonerlik uykusuna dalıyor. Ahmet burada game over. Ahmet'in parasını 2'ye 3'ye katladığını gören Ayşe de diyor ki lan diyor bizim Salah Ahmet mi parasını 2'ye katladı? O diyor 10 bin lira koyduysa ben de zaten para bol 100 bin lira buradan giriyorum diyor. 100 bin lira buradan giriyorum diyor. Bu da hakikaten şöyle bir kar sağlamışken milyonerlik uykusuna dalmışken sonra bir düzeltme yapıyor. Ahmet'in hala keyfi yerinde ama Ayşe biraz tedirgin oluyor. Çünkü aldığı fiyata sonra tedirginlikten artık zarar Ahmet de burada uyanıyor. Keşke diyor şurada satsaydım ama gelir bu koyun ufak bir düzeltme yapıyor. Sonra geliyor tam aşağı çakıyor. Ahmet de zararına yani aldığı fiyatın altında bir kar satışı yapıyor. Bir, borsalar bizi her zaman bu noktadan yakalar arkadaşlar. Milyoner olma uykusuna daldığınız anda bilin ki soyulduğunuz andır. 2. Tepede giren oyuncu olmayacaksın. 3. Bir coin şöyle sert yükseldiğinde değil. Hadi yükseldi. Madem o coin'e gireceksin şöyle bir düzeltme yapmasını, bir yataya bağlamasını, bir yön bulmasını bekleyeceksin. 3. Bu oyunun kuralıdır arkadaşlar. Bu oyunun kuralıdır. Token tepede girenin elinde kalır. O yüzden dikkat edin. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi son çizdiğimi ve piyasada en çok yapılan özellikle 2021-2022 yılında. A coin'i birden zıng 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 yani buna ne örnek verebiliriz? Pros örnek verebiliriz. Birkaç coin daha var aklıma gelmedi ama bir anda 10 katı yükseldi. Sonra yarı yarıya düştü. Millet diyor ki hücum marşı çalıyor. Girin arkadaşlar. Girin.
Bir daha düşün. Bu sefer ortalama düşünün. Ortalama düşünün. Ortalama düşünün. Ortalama düşünün diye diye. Millet ne yapıyor? Parasını sadece bir coin'de hiç ediyor. Sıfırlıyor. Pula döndürüyor. Eğer bu coin'e gireceksiniz, bir coin'e gireceksiniz, bir token ekonomisine bakalım. Bakın, genellikle bu tarz tuzaklarda ne yapıyorlar biliyor musun? Yeni bir proje giriyor ya. İki hafta ya da bir hafta şöyle bir yatay, ondan sonra Ay'a, Uzay'a, Mars'a gidiyor. Bunların yaptığı ne biliyor musun? Proje ekibinin. Şu süreçte misal diyelim ki 100 milyon adet mi var? 100 milyon adedi var. Burada 500 bin hatta ya da 1 milyon adedini piyasaya sokuyorlar. Bu sefer ne oluyor? Piyasada A coin'i yok. O yüzden bir anda token yukarı çıkıyor. Tabii şu süreçte de artık ucuzladı diye oyuna dahil olan yeni arkadaşlara malı kilitliyorlar. O yüzden dikkat edin. Dikkat edin. Yani ara sayı var, token ekonomisi var, yatırımcılar var, proje ekibi var. Yani birçok şeye dikkat edin. Yani para yatırdığınız A coin'in, B coin'in bir grafiğini, arkasındaki bir her şeyine bakın. Çünkü para kolay kazanılmıyor. Neyse, diyeceklerim bunlar. Yani oyunun kuralı bu. Bir, iki katında ana para. Bak, SNM'de iki katında ana parayı çekmeseydik farklı yerlere gelir miydik? Gelirdik. Ama yine de güzel kar ettik. Şu anda sattığımız yerin yine altında. İstersek alırız. İki, tepede giren oyuncu olmayacak. Üç, piyasalarda ortalama düşürme diye bir kavram yoktur. Yatırım vardır arkadaşlar. Gerekli yerden stop olursun, zarar kes yaparsın. Gerekli yerden de güzel karı cebe artarsın. Yani kim çıkardıysa bu ortalama düşürme olayını helal olsun. Öyle bir kavram yoktur arkadaşlar. Ortalama düşürüyoruz. Halbuki sizler şu süreçte parayı sıfırlıyorsunuz. Haberiniz yok. O yüzden dikkat edin. Diyeceklerim bunlar. Neyse, çok fazla konuştuk. Evet, şöyle bir çekiliş yok dedik. Vit'te son durum ne? Vide'ye bir bakalım. Vit'te incelemiş miydik? Evet, bir bölümde. Ya şimdi bak, Vit'ten biz kaç kez çok güzel vurduk. Şu anda Vit'te diyecek bir şey var mı? Diyecek bir şey yok arkadaşlar. Şimdi bir saniye. Kalem açık kalmış da. Yine. Şimdi oldu. Şu süreçte Vit bölünme yapmadan önce 3 katını vurdurduk. Eylül ya da Ekim. Hatırlamıyorum ama o civarlarda güzel bir kar yaptırdık. Oyundan çıktık. Ondan sonra ne yaptık arkadaşlar? Bölünme yaptıktan sonra bu videoyu, hatta bunu çizerken dedim ki arkadaşlar, bakın ben giriyorum Vit'ten, 26 bandı kırılımı geldi. 2 katında ana parayı okuttuk. 2 katından fazla da çıktı mı? Çıktı. Ama oyunun kuralı 2 katında ana parayı çekmektir. Bazılar diyor ki hocam, şuradaki gap boşluğuna gap boşluğunu doldurur mu? Yani şu gap boşluğu ne demek biliyor musun arkadaş? Parayı yüze katlamak demektir. Yapmayın arkadaşlar. Buradaki gap boşluğu değil, bölünme. Yani bir coin'e yatırım yapacaksanız, daha önceki haberleri, daha önceki proje ekibinin neler gerçekleştirdiğine bir bakmanız lazım. Böyle bir gap boşluğu olmaz arkadaşlar. Genellikle bu tür tablolar ya bölünme ya çoğalma yönündedir. Peki Vit'te son durum ne? Son durum ne? Yani şunu bir silelim artık. Bunun bir anlamı kalmamış. Buradaki destek, yani şurayı da biraz aşağı indirelim mi? Yani şurayı mı baz alacağız? Evet, neyse, burayı baz alalım. Burada bir yataya bağlamış. Ara sayı. Günlük tabloda da hafif de olsa bir uyumsuzluk var mı? Yok. Şimdilik bir uyumsuzluk yok. Burayı kaybettiği durumda da 24 ve kademe kademe şu bantlara doğru gider. Tabii Vit bölünürken de arka planda farklı oyunlar yaptıklarını daha önce söyledim. O yüzden Vit'te dikkatli olmanızı da belirttim. Çünkü neden? Yani şöyle söyleyeyim. Elinde Vit tutanlara 10 katı coin verdi. Yani diyelim ki bir tane Vit'iniz varsa ertesi gün 10 tane oldu.
Normalde toplamda 1 milyon vit varsa ne olacaktı? 10 milyon vit olması lazım piyasada ama CoinMarketCap'ten baktığımızda aklımda değil ama 12 milyon. Yani 2 milyon fazladan piyasada vit de basmışlar. Bunu da yönetici ekiplerine saklamışlar mı? Yoksa piyasaya fazladan mal sürmek için bir senaryo mu yaptılar? Yani cümlenin sonunu da getirmedik ya. Neyse şöyle bir tablomuza bir bakalım. Aşağı yukarı en son bunu diyebiliriz artık. Yani şuralardan bir destek bulması lazım. Bir yukarı yönlü bir hareket bulması lazım. Ama şu bandı da 25 bandında kaybetmemesi lazım bitin. Üzerimizdeki direnç çok fazla inceleme yapıyor. Yani buna direnç de çizemeyiz. Çünkü eski rençler de iptal. Daha önce bölümde yaptığı için artık yani şu aralıklardaki destek ve dirençlerine en fazla değinebiliriz. Bunun dışında herhangi bir şey yok. Ya buradan bir destek bulacak, bir tepki yiyecek ama net bir tepki de yok. Hızlı bir, sert bir, yukarı yönlü bir mum görmemiz lazım. Ara seninle gidecek çok yolum var diyor. Şöyle bir GTO'ya bir bakalım. Sonra GTO'da da güzel bir yükseliş var. Şimdi hatta dün video çekerken bile GTO'yu tekrardan aldığımı söyledim. Yani şu bantta okutmuştuk 24 bandında. 18 bantlarından aldık 24. Aşağı yukarı %50'ye yakın güzel bir kar yapmıştık. Sonra geldik tekrardan buradan aldığımı ve dün itibariyle şu RITES olaylarında tekrardan 18 bantlarına da toplayabileceğimizi söyledik. Evet güzel bir yükseliş yapıyor ama günlükte de yavaş yavaş şişme alanına doğru gidiyor GTO. GTO özellikle 22 bandı üzeri kapanış yaparsa sert hareketlenir. Bunu da diyorum. Hala güzel bir kar oranı var arkadaşlar. Yani şu alandan oyuna girdik zaten tekrardan. En sonki alanımızdan bile %50 kardayız. Yani Aralık'ta iki kez GTO'dan %50-%70 kar yaptık. Bakalım cebimize atalım mı? Atalım mı yoksa bekleyelim mi? Evet ben bugünün bir kapanışını beklerim. 23 aşağısı kapanışlarda da yine bir kar satışı yaparım. Zaten 18 bantlarından aldık. Diyeceklerim bunlar. GTO'da şöyle bir yorumlardan tekrardan gidelim. Pros'a bir bakalım. Evet Pros çok istek var. Pros elimde hiç yok arkadaşlar. Bizim Telegram grubunun nedense hepsinde var, bir bende yok. Bir bakalım, evet hepsi Pros'u bekliyor. Evet Pros'ta tablo ne? Burada bir destek yapmış gibi ama şu trende bir kırması lazım. Bu trendin kırılımı da 44 bandı üzeri kapanış yaparsa alınır ya da buradaki bir desteğinden alınır. Şuraya da pozisyon taşınır 55 bandına kadar. Buralardan alırsak yüzde kaç kar? Bir bakalım. %50 güzel bir kar. Güzel bir kar. Ara sende bir sinyal var mı? Şimdilik yok. Herhangi bir sinyal yok arkadaşlar. Diyeceklerim bunlar. Yani ilginç bir uyumsuzluk var. Ara sende ben şu tablodan itibaren bir yükselen dipler yapıyor ama fiyatta biraz terslik var. O yüzden haftalık bir tabloya bakalım. Yani şuradaki aslında günlükteki şu tabloya bakmamamız lazım. Çünkü bu süreçte yeni çıkmış bir token olduğu için ara sayı uyumsuzluk vermesi gayet doğal. Neyse haftalığa bir bakacaktık. Haftalıkta bir şey yok. Haftalıkta ara sayı bir çıkmamış. Neyse şeye bakalım. HFT'ye girelim mi? HFT'ye atlayalım mı? Atlayalım mı? Bir bakalım evet. Şunu bir günlükten tabloya çizelim. HFT'ye girecek miyiz? HFT'yi de hiç almadım. Aması var mı? Ara sayı dip bölgelerinde arkadaşlar. Aşağı yukarı. Bir uyumsuzluk, iki dip bölgesi yapıyorum. Yani şimdi bu coin'e de ne diyebiliriz ki? Bu da yeni bir proje. Yani geçmişi yok. En fazla bunlara güveneceğiz artık. Yani şuranın eğer üzerinde kalmaya başlayıp özellikle 32 bandını alırsa kaça kadar? 44. Güzel bir kar oranı verebilir. Evet. 32 bandı
Sinyal gelir. Hala bir alım yapmadım EFT'yi. Daha önce de soranlar vardı. Bakın burada bir M harfi var dedik. Aşağı doğru bir şu M harfinin de aşağı doğru kırılımı nereye kadar geliyormuş? Aşağı yukarı şuraya. Evet 37 gerçekleşmiş. Neyse. Diyeceğim bu. En fazla bunu çizebiliriz. Yani şu trend kırıldı mı girilebilir. Diyeceklerim bunlar. Geçtik. Osmo. Osmo'ya bir bakalım. Hangi? Osmo. Osmo da yok elimde. Belki şu GTO'dan güzel karlarımın bir kısmını EFT'ye yatırabilir miyiz? Yatırabiliriz. Daha önce de söyleyeyim. EFT bu fiyat etmez. Biraz düşmesini bekleyin. Erken atlamayın dedim. Evet. Osmo da elimde yok. Osmo'da da en son dediğimiz olay bu. Güzel bir yayınlanma yaptım. Malı okutacaksın. Şu an bir üzerinde kalıcı olması lazım. Yani evet kırılım gelecek mi? 75 bandı üzeri olan bir Osmo kırılım geldiğini işaret eder. Osmo'nun bir daha bir şu token kırılmasına bir bakalım da arkadaşlar. %50'si piyasada diyor. 500 bin yani biraz fiyat fazla mı? Yani birazcık fazlaymış gibi geliyor. Biraz daha aşağı düştü. Ha, %50'si yani. Bir de %50'si nerede? Geriye kalan %50 nerede? Asıl önemli olan bu. Yani şimdilik Ethereum üzerinde yani ben kendi oyun düşüncemi söyleyeyim. Ben şimdilik bir alım yapmazdım ama vurkaç yapmayacağınız anlamına da gelmez. Diyeceklerim bunlar. Geçtik. SNM'ye bir bakalım. SNM. Hey gidi SNM. İki katında yarını satmasaydık. Benim hiç üzülmem arkadaşlar. Daha önce de biliyorsunuz bakın. SNM. Kimse SNM'yi bilmezken biz çıktık. SNM dedik. SNM videosu çektik. Sunom nedir? SNM nedir? Ne işe piyasadaki token ekibimiz? Stepin. Ondan sonra GMT'yi bilirsiniz. GMT'ye de ilk videomuzdan geldi. Bakın arkadaşlar güzel bir proje, güzel bir proje. Giriyoruz. Güzel vurduk. Oradan da bir 35-40 katları gelmiş. Neyse şu SNM'ye bir bakalım. Girdik biz de ufaktan tekrardan aldık. Oyuna tekrardan girdik ama tepede sattıklarımızdan girdik. Yani hepsini de girmedik gerçi. Hala bir düşen trend kırılmamış. Acaba bunu mu yapmaya çalışıyor? Yani 42 band mı? Şuralardan bir 52 bandından bir daha bir deneme yaptık. Bir sonraki şuradan da alırım. En sonki aldıklarımı parça parça da geri çıkarım. Bunun dışında diyecek bir şeyimiz yok. Yani şuralardan buralardan bir yerlerden dönmesi lazım mı? Milletin yüzünü güldürmesi lazım ama yani başka bir şey görmüyorum arkadaşlar. SNM'de herhangi bir destek direnç yani acaba buraya kadar geri gelecek mi? 40 bandına kadar bir geri çekilim yapacak yoksa buralardan dönecek mi? Şu yatayda düşen bir trendi kırmamış hala. Arasayında da bir uyumsuzluk yok. VIP'e bir bakalım. VIP'te son durum ne? Evet. VIP. VIP'te buranın üzerinde kalıcı olmamış. Çok ilginç. Yani 82 bandı üzerinde kalıcı olsa daha sert hareket eden bir VIP göreceğiz. VIP'ten de daha önce güzel karlarımız oldu. Arasayında bir uyumsuzluk var mı? Yok. Yani VIP değer şu trendi teyit alacaksa trend hala kırılmamış. 61 bandı eğer buranın 67'yi kaybedersek aşağı yukarı 57-58'de bir desteğimiz var ama burada da bir trendimiz var. Belki trende deyip buradan bir güç bulacak. Olası alım yerleri 60 bandı olabilir mi? Evet olabilir arkadaşlar. Gördüğüm tablo bu. 16, 57 ve 40 49 bandı. 49-50 bandı. Son olarak şöyle bir aşağılarda inelim. Hepsini Mehmet Bey'in coinlerini. Evet. Liver'dan ziyade TVT vardı ya. TVT evet. TVT. Evet. Bu ne yapmış? Yani burayı kaybetmese çok ilginç.
Bir tane. Sanki şöyle bir şey gördüm mü? Tutacak mı? Bir bakalım da arkadaşlar. Evet, ya burayı mı test edecek? Neyse, şöyle bir destek direnişlerimizi de bir çizelim bakalım. Burayı kaybetmiş o zaman. Şöyle bir... Şurada bir desteği var mı diye bir bakıyorum da. Bir ara destek vardı, o kadar güçlü mü? Güçlü değil mi, onu çizemedik. Neyse. Şöyle bir trendimiz var mı? DVT tekrardan sert bir yükselecek mi? Böyle bir trend oluşturmuş yani. Çarpmış, yükselmiş. Sonra tekrardan çarpmış. Tekrardan çarpmış. Güzel bir yükseliş yapmış. Her şu aşağıdan gelen yükselen bir trendimiz var. Oraya çarpmasında sert hareket etmiş. Ara sayı gerçekten sert bir düşüş, yavaş yavaş al sinyaline doğru gider. Bakalım, hepsinin kilit noktası aşağı yukarı bir band. Yani 1.1 ile bir bandı arasında bir kilit nokta var. Buralara geldim, belki bir alım yapardım. Tepkimesinin yerine her bir trendi değişinde tepki yemiş. Buradan da bir tepki yerse ne yapardım? 1.4 bandında, 1.37 bandında 120-130 karla okuturum. Onun dışında bir formasyon var mı? Yok. Herhangi bir formasyon yok. Gördüğüm tablo bu. Bunun dışında başka bir şey diyemeyiz. Ama şurayı kaybetmese mi hiç? Yani özellikle şu bandı mı diyeceğiz? Evet. Bu bandı kaybetmese daha güzel olurmuş. 1.34 bandı. Diyeceklerimiz bunlar. Bir de PP'ye bakalım. Videoyu bitirelim arkadaşlar. Evet. PP şansı verilebilir. Trende değmiş. Buralar bir al konumu öğretir. Özellikle şurayı alırsa daha da netleşir. 50 band üzerinde kalan bir PP tekrardan hareketlenebilir mi? Hareketlenebilir. Ara sayında gidecek daha çok yolu var. Bunun dışında herhangi bir formasyon var mı? Yok. Sadece şu anda bir trend var arkadaşlar. Bakalım ne yapacak? Buradan bir tepki yiyebilecek mi? İlk tepkisi aşağı yukarı hafif de olsa bir olumlu olmuş ama 50 bandın üzerine atması lazım. Bugünlük bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.